İyi akşamlar, iyi hafta sonları yüzde futbola hoş geldiniz. Rıdvan Dilmenle birlikte e, Gaziantep Galatasaray maçının sonunda bitiş düdüğüyle birlikte karşınızdayız. Galatasaray 3-0 kazandı. Hocam e, futbolla yatıp kalkıyoruz. inanılmaz bir e, hafta arası evet, evet. maçlar. 3, maalesef bir penaltıyla 4-4'ten 4'te döndük, 4-3 olduk. Evet, e, grup kuralları derken e, hakikaten futbolsuz günümüz geçmiyor. Aslında. ...Dünya Atletizm şampiyonu ki... ...senle zaman zaman yorum da yapıyoruz... <laughs> e, ...böyle voleybol... bir yönü de var... ...gerçek bir spor adamı... Ee, ...voleybolcu voleybol kızlarımız yani. finale kaldı... ...ben bu kadar voleybolu sevdiğimi... ...bilmiyordum biliyor musun ya... Ben bazen dayanamıyorum biliyor musun da seyredemiyorum. Voleybol öyle bir etki yapıyor Bir maçı izlemen lazım hocam. İzledim de kalbim duracak gibi oluyor... Aynen öyle yani. oldu Ben öyle çok heyecanlanmazdım böyle başka spor dallarında ama o acayip oldu yani. Maalesef Dünya Basketbol Şampiyonası da var. Orada biz yokuz. E, e, olimpiyatın elemesinin elemesinde de elendik. E, elemelere de kalamadık ama e, futbolda da muazzam bir gündem var. Hemen Galatasaray maçının yorumuyla başlayalım hocam. Sonra grupları Takımlarımızın Tabii. Avrupa performansında da evet. kısaca üstünden geçeriz. Nasıl buldunuz Galatasaray'ı? Bu skor, bu oyuna devamını size bırakayım. Az. Öyle mi diyorsunuz? Ben Galatasaray'ı beğendim. Şimdi şöyle bak, bak Tabii herkes nasıl bakıyor? Sen ben beğenmedim. Söyleyeyim, mi? ben beğenmedim. Çünkü hep Manchester'ı, Münih'i, oraları hayal ediyorum. Ben de şöyle bakıyorum. Hakikaten de iyi oynamadığı iki tane maç oynadım. Ee, Avrupa maçını. Fakat... Molde mi? 2 Avrupa maçında. Molde 2 maçında bir haftarıyla adeta ruhunu verdi. Psikolojik olarak ve özellikle fizik olarak Molde çok zorladı Galatasaray'ı ve değil bence değil. o kadar yıprattığı için bence çok başarılı oynadı. Ben bu kadar performans göstereceğini kendi adıma pek düşünmüyordum. Ee, şimdi tabii rakibin 4 maçta puan Anladım. alamaması eyvallah. Fakat salı günü gece yarısı bitti maç. Kolay değil. Oyuncuların o o motivasyonu cami olarak ve oyuncu grubu olarak çok yüksek derecede. Ve öyle bir dakikada gol yedi ki Galatasaray daha fazla efor sarf etmen lazım. Bakın bazı maçlardan sonra çok rahat uyursunuz. Bazı maçlardan sonra yorgunluktan hiç uyuyamazsınız. Bu böyle bir maçtı. Hocam biz bile yani mental olarak evet. yıprandık iki maçta yani. İşte sayılmayan rakibimiz evet. var. O işte oh dedi şu, şu, bu derken kolay işler değil hakikaten de. Adamlar da bir de yani iki bir de olsa ne olursa olsun devam eden. Aynı kadar. topu oynuyor oynuyorlar. Yani. Ve yorucu bir takım oynadılar. Sonuçta yok. bir şampiyonlar gibi büyük bir hedefti. Zafere giden yolda da bir yorucu bir yol. Tabii. Ondan sonra da yerel liginize döndüğünüz zaman kolay olmayabiliyor bu. Fakat bu arada da daha gelecek olan iki oyuncunun dışında da sakatları var. Henüz hazır olmayanları var. Tabii. Ziyeş, Zaha. Aynı 11 ile çıktı. Hı hı. Mecburiyetten. Çünkü merkezde genelde Torreira'yı bırakıyor ama geçen maçta olduğu gibi 3-2 deplasmanda kazandığı için Kerem'i oynattı orada. Ve aynı 11 ile çıktı. Şimdi şöyle değerlendirelim. Hangi açıdan bakmamız önemli? Öncelikle bir kere Türkiye'de halledilmesi gereken tek sorun, yani bir, birinci sorun şu. Zemin. Zemin. Ya vallahi birkaç tane zemin dışında dün Rize maçını seyrettim. İzledin mi Rize maçını? Yok izlemedim. Ya sıfır bitti, Bayağı kötü zemin hakikaten de. O oyuncular için de çok sıkıntı. Milyon euroluk oyuncular yatırım yapıyorsunuz ama berbat zeminde. Biraz önce Emin abi var o da mesaj atmıştı aynı şeyde. Ya, birinci haftadan beri görüyoruz ki Gerçekten bu oyuncular için zemin büyük tehlike. Ama... Bir elin parmakları kadar evet. problemsiz. Şimdi e, bunun mutlaka bilim olarak bir açıklaması vardır. Ya yanlış yer yapıldı statlar ya da iklime göre yapılmadı. Tamam iklimden dolayı bütün e, her yer sıcak ama işte bunu de izliyoruz. Premier Ligi izliyoruz. Şampiyonluk League izliyoruz. Championship hocam bugün. Evet. Hul... Liga izliyoruz. Yani inan, inanılır gibi değil. Acaba şu iki hafta arada bir şeyler olabilir mi onu bilmiyorum. Bu büyük sorun. Türkiye Futbol Federasyonu ve Bakanlığımızın çok 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 kulüplerin de sorumlulukları var. Her şeyden önce, transferlerden önce bunu halletsinler ki en azından bu sene zor işimiz ama önümüzdeki yılla ilgili bir çözüm bulunmalı. Hep beraber bunun mücadelesini yapmalı e, futbol ailesi. Galatasaray aynı 11 ile çıktı. Şimdi bir fizik olarak kolay değil, tekrar lige konsantre olmak kolay değil. Fakat Okan Hoca neden çok fazla rotasyon? hiç rotasyon yapmadı? Dedi ki benim şu andaki mevcut kadronun en ileri sizsiniz. Ben Antep maçını yenip şöyle 15 gün bir rahat nefes alıyorum. Ben çünkü arkadaşlar kusura bakmayın ama biz sizi hemen evlerinizden çağırdık. 8 tane maç yaptık. Kaç 7 7 8 değil mi Galatasaray? E, bu üçüncü olduğuna göre 6 tane orada 9. Evet yani bu kadar 9 resmi sezon biter etmez 15 20 gün tatilden sonra toplanıyorsunuz. Şimdi bir nefeslenmek için tabii milli takıma gidecek oyuncular da var tabii ki. Ama en azından gitmeyecekler arasından veya milli takıma gidenler bir tane resmi Türkiye için söylüyorum. Evet. De, e, Ermenistan resmi, Japon yani Ermenistan resmi Japonya ile dost. Yani oyuncular orada kontrollü bir şekilde dinlenme şansları var veya oynama şansları var. Şöyle yapalım. 5 üzerinden veriyoruz ya yani bir yıldızı. Evet. Takıma 3 verelim. Tamam. Okey. Bence 4 de 5 3 verelim. Mus vereyim yıldız verelim. Kaç? 3. 5 üstünden. Ama hata hatası oynadı ama. Tabii tabii hayır. Ama yani çok ekstra orası, da falan yani üstüne yani. gelen ne evet. oldu yani. Çok iş düşmeyelim. 3. 3. 3. Hocam ilk yarıda ikisi çok arkaya adam sarkıttılar. Özellikle Nelson. Ben 2 veriyorum. Ama ben aslında yüksek toplarda Tamam 3. E, bence 3. 3. Kendi, Kendi normlarının altında. Hep dörtlük oynuyor şimdi. Evet üç. Kerem ki ilk geldiği günden beri en iyi performansını gösterdi bence. Peki kendi yani adına, temposunu nasıl formans. buluyorsunuz hocam Kerem'in? Biraz düşük kalmıyor mu temposu? Yani bir ee, orada bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani, şimdi, yani çok önemli işler yapıp kariyer yapıp. vardır yani. ya böyle oyun kurucu tarzı. Evet. Onlardan evet. benziyor. Biraz daha sorumluluk vermiş çocuğa. Sanki 4 3ün sol iç oyuncusu gibi gözükse de bugün bana göre kendi yani ilk geldiği günlere göre daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Hı hı. Oyun olarak da 3 yıldızlık oynadığını düşünüyorum. tt 2 Onda da şöyle bir eleştirim var. Size onu Geleceğim sorma. Evet, tabii tabii devam edin. Biraz fazla tutmuyor mu topu ha. Yani Dede, yani bir, ayrı bir, adım önce ayrı verdim. bir parantez açacağım. Peki hocam bekliyorum. Onu. Merakla bekliyorum. Ben Maçın yıldızlarından biri e, bence. Çok iyi Maçın yıldızlarından geliyorum şimdi. Burada. Hı hı. Müthiş top oynadı. İki i̇lk attı. Topu, iki... Ilk topu dokunmadan <laughs> çalım attı. Icardi'nin attığı golde. Bir tane sayılmadı. Bu, i̇ki tane. i̇ki tane sayılmayan var. Ve de. Hani ölüsü iki hattı derler ya. Bu. Evet. Hakikaten de olması gereken yerde oluyor. Bir de pozitif enerjisi var. Yani takım arkadaşlarıyla ilişkisine baktığımız zaman oynatmaya da çalışan bir forvet. Şimdi bu şartlarla bana göre 2-1'lik Molde maçından sonra bu maçı Okan Hoca bence ligin en değerli maçlarını olarak görüyordu. Bir şekilde Kayseri'de bir puan kaybıdır. 2 puan kaybıdır değil mi? 0-0. Evet. Bir beraber bitti. 0-0. Evet. İçeride Trabzon maçını kazanan bir ma yani maç ertelendi. Hı hı. Bu yüzden emin o maçtan sonra konuşmasında göre biz için çok önemli maçtır evet. Ki Okan Hoca pek bunu mesela Rıza Hoca her maçtan sonra bizim için en önemli evet. maç hafta eder mesela. Okan Hoca bu, mu, bu maçı çok değerli gördü için böyle bir... Ama dediğiniz o, gibi Kayseri puan kaybı da iki, ile katladı bu maçı. Bir de maç rakip yani. biri altı yapmış. Tabii. Şimdi biraz sonra neden Okan Hoca'da ben de bu puanların değerli olduğunu anlatacağım. TT'ye gelince... Dünya futbolu dönem dönem değişiyor. Şimdi 74 Dünya Kupası'nı ben hatırlarım çok kişi iz izlememiştir. Ben de çocuk yaşlıydım ama Alman milli takımını, Vatandaş milli takımını direkt sana söyleyebilirim. Nasıl oynadıklarını anlatabilirim. Bizden önceki işte Cemil abilerin, rahmetli hmm. Metin Oktay'ların dönemlerini izleyenler vardı. Hmm. Daha sonra işte jenerasyonu izledik. Cemil abilerin dönemini ben izledim. Metin Abi izleyemedim. Daha sonra bizler geldik. Bizlerde Liberoğlu 4-3 vardı. Hı hı, dört. Sarkık libero. Evet. Sonra tabii 3 beş kiler döndü. Sonra tekrar dört. Dünya da böyle değişirken birdenbire ters ayak, Ters ayaklar. Onun Mustafa Deniz'dir. İskender. Dünyada yapan, bak, dünya evet. dünyada yapan Mustafa hocamızdır. Kulaklar İlk hepimiz şaşırdık İngiltere. İskender'in sağ açıkta ne işi İskender, var? İskender bu önemli olduğu için her program hani. Yo yo, yo birkaç bir kere, daha sonra. Çok önemli. Sürpriz oldu. Uçan ben varım sağ tarafta. Uçan Metin Tekin var filan. Ki İskender bizim çok yetenekli. O da çok Orgudur. yani hakikaten. Büyük evet. Orada oynattı. Şimdi ve dünya futbolunu bunu ilk Robben başlattı Bayern Münih'le. Ve bu tip oyuncular bir anda değerlendiler. Sol tarafta tetegiller vardır. Mesut Cengiz, Tete, İrfancan, Gezal hani günümüzde. Hı hı. Emin ol 20 tane ligimizde takım var. 18 tanesi ters ayaklı sol aç oynatıyor. Evet. Giden Yunus. Gitmedi mi Yunus? Evet evet. Bunların için de bir tek Bulma Raşırsa ya. geldi. O da içeri gidebiliyor ama. Şimdi Bir de hani, vişça. Vişça biraz daha taktik oyuncusudur. Evet. evet o tek, da şimdi, sağ, şimdi sağ, Premier Lig'e bunu destekle dersen tabii, tabii. ters ayaklı oyuncuları görürsünüz. Şimdi bu oyuncular bir teknik olurlar. iki çabuk olurlar genelde. Genelde ama. Ama hızlı değillerdir. En önemli numaraları şudur. İçeri doğru çekerler. İlk Ortalar veya burada. Aralarında puan verirsin. 5 yıldızlık verir, 4 yıldızlık atar, 3 yıldızlık atar. Saha golde tetek geldi <laughs> Şimdi şunu biliyorsunuz? Şu oyuncunun maliyeti ve bu tip oyuncuların maliyeti yanlış anlama. 20'şer milyon euro falan yani bu oyuncular. Türkiye'de aldıkları parayla verilen. Aldıkları Allah daha çok versin de kulüplere maliyetleri diyorum. <laughs> Vergileri falan daha saymadım. Vergileri koyduğun zaman bu oyuncular içeriye kat edip kesen oyunculardır. Veyahut da aralarında da kesip Gol ve vuranlar vardır. Kim gibi İrfancan'ın, Cengiz Gezal. gibi, Gezal gibi. Hı hı. Tete çok hı. genç bir oyuncu. Çok çaylak da 2000 doğumlu. Yani bu oyuncunun daha gelişime ihtiyacı Açık. var. Ha ne kadar gelişir bilmiyorum. Dünya futbolu özellikle bu tip oyunculardan sonra ters ayaklı oyunculardan sonra hatırlarsanız Ümit Özat sağ ayağıyla sol bek oynuyordu. Bana göre günümüz oyuncularından bir tanesiydi. Ön libero oynar stoper oynar, sol bek, sağ bek oynar. Fakat günümüz oyununda panzehir derler hep. Şimdi eskiden sağ açık oynarsın ayakla. Biz önemli konudur o. da e, lisans kursuna gittik. Pro lisans kursuna. Bir gelir misin Gel. Sağ olasın. Şimdi Norveçli bir eğitimcimiz var. İngiltere'den gelmiş eğitimciler var. Bizim kuşakta müthiş. Yani şu andaki bütün elit antrenörler diyebiliriz antrenörler isim, isim saymama gerek yok. Hep beraber çalışıyoruz. Bize pozisyon öğretmeye çalışıyorlar. Ya ben yıllarımı vermiş futbola bana pozisyon öğretiyor diyoruz. Bir de ben forvet oyuncusuyum. Dedi ki bize diyelim ki tetesin sen sağdan girdiğin zaman buradan girdiğin zaman stoperinizi deyin ki dedi bu e, buraya açın kaleye doğru açın. Hemen biz böyle atladık bir dakika ya Oradan çekeyim. Oğlum dedik ya oradan gidersek işte kaleye doğru yani izleyiciler sürtar dedi. Buradan gelen oyuncuyu içeriye yönlendirin diyor. Yani Beke diyor ki sen burayı kapat. Şöyle dur bırak içeri gitsin diyor. Allah Allah diyor. Niye öyle olur? Messi'yi nasıl durduracağız o zaman kapat diyor. Kapa Kaç diyor. Tane Messi var diyor. Hmm. Tamam mı? Dolayısıyla şimdi 15 yıldır 10 yıldır Robben döneminden beri buna panzehir olarak bir önlem alamadı dünya antrenörleri. Bakalım bana göre kim alacak bilmiyorum. O zaman diyorum ki sen sağ, de, ayaklı sağ ayaklı bek. sol bek oynat. Hmm. Mesela Dubois gibi. Dubois gibi. Bu tip oyunculara karşı. Ben bunu bir hamle, doğrudur yanlıştır tartışmıyorum. Ama bir çözüm olması lazım. Sana tetelerden onlarca sayarım. Ve bunlar da bir anda değerli oyuncular oldular. Kötü oyuncular olarak değil. Yunus'tan bana şu anda ne farkı var? Yunus Akgün Evet, şu anda. Ben Özellikle Yunus. Olarak... Şimdi bıraktığı nokta daha yüksek an, yani. Golcü özelliği de yok yani. İlkel golcü. bunları aşabilir mi? Aşabilir. Bilemiyorum. Onun zaman gösterecektir. Ama bugün burada Tepe, Cengiz, ee, Yunus şu anda fark etmiyor. Kerem fark ediyor. Kerem buraya geliyor. Kerem içeri gidiyor. Kerem gol atıyor. Kerem asist yapıyor. Şut atıyor. Bunlar çekecekler, kesecekler. Evet. İrfancan'ın bir farklı özelliği var. Orta sahada oynayabilir. 8 numara gibi Başakşehir'de. Tete ilgili biraz ezberdi. ezber bu. değil yani mi? Yani günümüz oyunundaki antrenörler ve takımlar Tete'lerin lehine antrenörler. Bu ayakların sol ayaklı kabiliyetlidir. Sen yeteneksiz solak gördün mü fazla? Yok, hepsi süper solak. yetenek olur. Özellikle hücumcuları. Forvet arkaları Sergen, Alex falan. çok yetenektir bunlar hacı. Top rakipteki alakaları yoktur. Ama büyük yeteneklerdir. Yeteneksiz sol bek şey sol ayakta pek görmezsin. Yeteneksiz sahik çok görürsün de. Zaten e... hocam bir de çok ezbere yani. Hiç ya, abi, bunlar mesela o... bir tane de sahnı özellikleri o. Şimdi bitmiyor. hep tabii burada BC'si yani. de olması lazım. Örneğin evet. ben antrenör olsam bu tip oyunculara karşı kesinlikle dübüo tarzı oyuncu oynatırım. Çünkü veya Ferdi mesela buradan sıfıra yani... girdikleri zaman Mo Emre Mor içinde geçer bir söylediğim. Gidip sahile sahaya kesmeleri zor Bırak anlatabiliyor muyum? Ee, derim ben bunlara karşı. Şimdi bunları içeri yönlendirdiğiniz zaman, o günümüz antrenörleri doğru söylüyorlar, kalabalığa itmeyin diyorlar ama bu onu istiyor. Evet, kendi zaman, oraya yöneliyor. Kendine oraya yöneliyor. Onun için bunun karşılığında bir panzehir bulmanız lazım diye düşünüyorum. Bir de oyuncu değişikliklere baktığımız zaman, skoru evet. alınca hoca belli bir oyuncu değişiklikleri yaptı. Alalım. Bu ilk, Barış girdi. Evet, şimdi ben Barış'a çok az verildiğini düşünüyorum. Hı -hı. Sezonu iyi bitirdi, fena da başlamadı. Milli maçta da iyiydi. Hı hı hı. Ben süresinin biraz daha artırılmasından yanayım. ve fena Galatasaray'ın planlamasını çok doğru bulmuyorum. Gelecektim ben. Şimdi de oraya yerli gelecektim. Yunus gitmek istiyor olabilir. Eyvallah. Şimdi o tarafta oynayabilecek oyuncuları sayısı iki tane oyuncum vardı orada. Raşitsa gitti. Gitti. Yunus gitti. Barışı barışı pasifize ettin. Evet yerli listede olmasına rağmen zaha geldi. Bir de hakim. Ziyeş. Ziyeş geldi. O ne oynuyor? O da buralar. Burada. O, burası burası. Evet ama şimdi şampiyonlar ilk Aslında Galatasaray'ın planlamada ne yapması gerekiyordu bence? iki tane Avrupa standartlarında iyi orta sağlaması lazım. Kesin. Bir tane de stoper. Ama Tete'den önce bence Zaha'dan önce hele hele Bakan Zaha'dan bu. önce ben iki tane bir tık daha Ali Oliveren yani. önünde Hı -hı. Hocam Oliveira gidecek dediği... haberleri çıktı bugün. Efendim? E, o da gidiyor haberleri e... çıktı Oliveira. Valla o... belki de bilmiyorum sakın. Mitcho gidiyor. Oliveira gibi. gidiyor. Koroncamız dedi iki. Konu. Berkan gitti, gitti. Cenova'ya. Seyirci yolundan dolayı gitti yoksa bu ıı, sirkülasyonda 8 artı 3'lerde çok faydalı olurdu ama kopmuştu durumu. O da anlayış göstermek lazım. Eee Oliveira ile ile ilgili e, alanın sebepleri transferinde son günleri ya ama onların da pek şansı kalmadı. Ya Türkiye liginde transfer yapacaklar ya Suudi Arabistan'a gidecekler ya Belçika'ya e gidecekler. Ama biz Galatasaray bence TT'den önce çok iyi bir orta saha oyuncusu alması lazımdı. Bakan buradan önce yüzde yüz bir kere orta saha Mesela geçen sene İtalya orta sahaydı. Oliveira, Torreira, Mertens. Ama geçen sene Galatasaray'ın tek hedefi vardı. Neydi? Türkiye'de. Ligi. Liginde şampiyon. Ligi şampiyon. Ama bugün Avrupa'da da varsın ve yaşı da yükseliyor oyuncuların Mert e Avrupa arenasında orta sahanız dile olacak, kuvvetli olacaksınız. Çok fazla yüklenmeniz lazım. İki tane takım, biri Fener, biri Galatasaray. Biri 5-1 bir yendi, Deplasyon 1-0 yendi. Ama iki maça baktığımız zaman ben Fenerbahçe'nin oyunu mutlu olmadım. İki maça baktığımız zaman Galatasaray'ın oyununda mutlu olmadım. Kadro için söylemiyorum. Geç kalınmış, şu da var tabii 14 yabancısı var şimdi Galatasaray'ın. İki tane alması için iki göndermesi lazım. Bir de oyuncu alabilmesi için bir gönder. Ben lazım. şuna inanıyorum hocam. Mit şöyle Oliveira'dan vaz... ikisinden biri birden vazgeçeceksen o zaman Bakan boyu niye aldın? Şimdi ya? Bakan boyu almasaydı bir tutamaz mıydı? Planlama ya? burada sıkıntı oldu. <laughs> Barış'ta da oynayabiliyor. Olmazsa olmaz olarak iki tane orta saha oyuncusu alması lazım. Şimdi sıkıştı kaldılar. Benim sana ilk söylediğim oydu. Yani şu orta sahayla ee, Old Trafford'da orada, Oralarda Türkiye'de için söyleyeyim sana. Evet, evet. Çünkü bakın şunu söyleyeyim. Şimdi milli maç arası var mı önümüzdeki hafta? Evet. Var. İki hafta oyunculardan bazıları oynayacaklar. Evet. Bundan sonra iki kez daha milli takım arası var. Dolayısıyla ligler bu yıl Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı sıkılaştırılmış bir lig oynuyoruz. Yani 19 Mayıs'ta ligin son düdüğü çalınacak. Ve Avrupa Şampiyonası var. Bu, bu haftaki yani önümüzdeki iki hafta ve iki kez daha Ocak ayına kadar şey var. Ekim ve Kasım'da milli ara var. Orada da maç var. Galatasaray futbol takımı bugün 42 maç mecbur oynamak zorunda. Tabii şampiyonlar ligi. Altın grup maçı oynayacak. Tabii minimum. İnşallah daha fazla. Sorun. Hayır o garantileri söyleyelim de. Bir ziraat kupası oynayacak. Fenerbahçe için geçerli bu. Hı hı. Kaç etti? Yedi. Kaç maçı kaldı? Ee, 35 bu maçı maçıydı. 35'te oradan koy. 42. 42. Evet. Peki Ziraat Kupası'nda dört maç koydum en az iki takıma da. 5 ee, 50 civarında maç oynayacaklar. Minimum bunlar bence. Şimdi 50 tane oyunu bu kadar az orta sahayla. Hı -hı. Hatta, Hatta stoper. Kaan'la sadece olmaz. Yani mutlaka zaten Sergio ile Mitsu'yu bir ihtimal gönderme ümidiyle acaba oynatmamış olabilirler. Aynı şeyler. Mesela Batshuayi gidiyordu deniyor ya. Hı hı. E, B planı yok şu anda. A ile C arasında şey. E, A, B yok. Batshuayi kalıyorsa doğru yapıyorlar yönetilebilirse. Aynı şekilde eğer alamayacaklarsa orta sahi oyuncu Sergio'yu la Mitchu'dan birini özel Sergio'yu mutlu edeceksiniz bir tane daha koyacaksınız. Çünkü yabancı da, da tıkanıyorsunuz. Bir özelliği var. Türkiye'de de, de Galatasaray'ın neden e... Ofansif İkardi'si var, Mertensi var, Eyval Kerem var formda. Türkiye Ligi'nin geçen sene uzak ara en az gol yiyen takım kimdi? Galatasaray. Evet. evet. Uçurum var ikincisi ligin arasında. Geçen bakmıştık ya. Evet. 36 mı yemişti? Kaç yemiş? Ee, bakıyorum hocam bir saniye. 27 yemiş. Bakın 27. Fenerbahçe ee, 42 yemiş. Bakın 15. İkincisi. Geçen seneden geliyorum şimdi tamam mı? Beşiktaş maçından çıktı Galatasaray. Bugün itibariyle son 8 maçta ligde, son 8 müsabakada bir gol yediler. Ankara 4-1 kazandıkları maçta. 1-0, 2-0, 1-0, 2-0. Bu yıla gelelim. 5 maçtan sonra geldiler. En son Fenerbahçe maçı 3-0. İlk hafta 0-0 Kayseri. İkinci hafta Trabzon 2-0. Bugün de 3-0. Şimdi bir kere golü yemiyorsun sen. Ama tabii Avrupa arenası başka. Şimdi gelelim Türkiye'deki gerçeklerine. Bunun gerçekçi olmak lazım. Ben Fikrim şu. Hiçbir dönem hemen hemen iki puan sisteminde zaten olması mümkün değildi. Beraberli oynayan takımlar oluyordu. Belki de bu yıl kadar üç büyüklerle uçurum uçurum şöyle bir şey arkadaşlardan rica ettim. Ben gördüğüm tablo Türkiye gibi bu ekonomik şartlara da baktığımız zaman ligin sonu şöyle olacak diye düşünüyorum. <laughs> ha, bu arada bunu altını çizerek söylüyorum. Çok e, iddialı değilim şu konuda. İlk ee, ilk beşten sonrası için çok iptal değilim. İlk 5'te iptalıyım onu söyleyeyim. Sezonu böyle bitecek. Yalnız burada Trabzon Adana Demirspor dördüncü mücadele yapar diye düşünüyorum. Hı hı. İlk beş bir olacağını düşünüyorum. Fakat bu beş takımın dışındakiler şampiyon da Fenerbahçe mi olur? İkinci bak Galatasaray mı olur? Beş, beş i̇lk üç bir kere aralarına kimse giremez kağıt. Bir tane böyle karbon koyamazsın içine. İlk iş bitti. Mayıs 19'da görürüz bunu. 4 5te 4-5 bence 3'te 90 var. bitti. Evet. Geride kalan 15 takımın 4'ü düşebilir. En son 3 sene önce şampiyon olan Başakşehir'de dayanılmak üzere. Valla ben bu 4-5'e geçen haftaya kadar, bugüne kadar hatta, Başakşehir'de acaba diyordum hocam da bugün de Ama sıfır çekince... Mesela bunların işte Kayseri maçı kaç karşı kayak 1-1 bitti? 1-1'de en son 1-1 bitti çocuklar. Çok Antalya 1, Kayseri 1. İlginçtir. Ligimizde en çok mücadele eden takımlardan bir 2 yıldır transfer yapmayan Kayseri, Kayseri Sporlu. E. Bazı hocaların da oyuncuların da tebrik etmek lazım. Kolay bir iş değil. Şimdi tabii önümüzde daha 13 günlük bir süre var. Benden uyarması. Şu anda ligin altıncısı dahil olmak üzere. Ki ele bugün Kayseri. Bugün Konya daha maç kaybetmedi. İki kazandı, iki beraber bitti. Kayseri bir galibiyet beraberlik. Fendi yok. Antalya'sı, Alanya'sı kimi dersen de. Başakşehir'i ben ilk 5 böyle olacağını, ilk üçün kesin böyle biteceğini düşünüyorum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'den birinci şampiyon olacağını. Trabzon'la Adana Devri Spor'un 4. ve 5. mücadelesini dostlar yanlış anlasın Trabzon'un gerçeği söyleyeyim. Ve müthiş de genç oyuncuları da kazanmışlar onu da gördüm. Yani beş 5-1 O yüzden geride takımları yazmadım. Acımasız bir iki oynuyoruz. Uçurum farkı var. Oradan da şuraya geleceğim. Galatasaray Kayseri'de puan almadı. Bu ligde puanlar kaybetti. Galatasaray Antep'te puan almak zorundaydı. O yüzden önemli var. Çünkü artık üç büyüklerin şu andaki 15 Eylül e Kodoran takımdan bahsediyorum. Yarın gün Sivas yapar 5 transfer atıyorum. <laughs> yapar, dört dengeler yapar 4 tane dengeler yaşayabilir. 4-5 dışındaki bütün takımlarda kaybedecekleri her puan sıkıntılıdır. Deplasman da Samsun dahil, Antep dahil bak bunlar hep 15 günlük yine şey yapıyorum. Kasımpaşa, Pendik. Zaten İstanbul'da deplasman Pendik. Alanya deplasmanı mesela. Ya Alanya Bir, daha. Bayağı zorluydu değil yani, mi yakın tarih? Michael yani. Jordan Yunanistan'a oh. turnuvaya gittiklerinde röportaj yapıyorlar. Okudum röportajını. Müthiş İngilizcemle. Tabii ki Türkçesi okudum. Diyor ki, soruyor gazeteci. Seni en çok zorlayan rakip kimdi diye. Bana bağlı diyor. Yani ben iyiysem ben hallederim. Şu anda üç büyükler Trabzon ve Adana Demirspor dışında kendine bağlı. Bugün Galatasaray o anlamda ben senden iyiyim. En az senin kadar koşacağım ve seni yenerim. Yapacakları büyük takımların bu. Bundan sonra bu takımlar dışında üç büyükler Trabzon ve Adana Demirspor dışında muhtemel 15 gün içinde başka oyuncular gelecekse bu takımları bir şey söylemiyorum. Bundan sonraki her puanları başarısızlıktır. Çok iddialıyım o konuda. Puan kaybetmeyin kaybeden şöyle değil. Mesela X bir takım söylemeyeyim ismini. E, Galatasaray'dan puan aldı. Fenerbahçe'den puan aldı. Beşiktaş'tan puan aldı dememesi lazım bu güçlerimizde. Puan, puan Kaybederse kendileri kaybeder hocam. Bu kadar. Aralarındaki maçları bilmem. Beğenmediğiniz Beşiktaş ortamın konjektürü devrası yapmış transferi birkaç rütuş daha yapacaktır. Galatasaray güçlenmek zorundadır. Fenerbahçe Crespo'yu durdurması da doğrudur. Eğer bir merkez ortası alacaksa ki alana kadar erken boşaltlar Arao ile Crespo. Yu. Mesela Arao benim dün aklıma geldi. Yani bu, bu şablonda o... oynayacaksan eğer Crespo'yu şimdilik bir nefes almak lazım. Çünkü Avrupa'da oynayabilmen için iki gün kaldı değil mi? İki gün sonraya Hı -hı. kadar Galatasaray'ın... Beşinde bitiyor. Var. Dördünde. dördünde. Ya beşinde... Dördü evet, akşamı evet, 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 Ay, evet. Onun Peki için... hocam orada lafı gelmiş gel mesela Arao mu Crespo muydu tutulması gereken? Hani şeklik olarak. Aslında gördüğüm tablo şu diyor. Arado, Crespo'yu da İsmail Cid düşünmüyor. Niye düşünmüyor demiyorum bakın. Ben de oyuncu görüşleri farklı değil İsmail Hoca'dan. Ama elinizde bir hazır oyuncu varsa mesela muhtemelen Ceko ile çoktan hallettiler. Ben hedef santrifor istiyorum diye. Tadici uğraştılar. Bayağı uğraştılar. Şimanski'yi uğraştılar aldılar. Hedeflemişlerdi. Buraya hedef daha kovmamıştı. İşte oraya çünkü o bölgeye oyuncu aslında bir buçuk ay iyi çalışmış olsa hepsinden daha rahat bulunur. Şimdi sıkışıldığı için Crespo oraya oyuncalınmadan satılmamalı. Oliveira oraya iyi bir oyuncu olmadan Hı. kesinlikle e, aynı düşünce diye düşünüyorum. Yani bu Oliveira e, müjdat söyledi çünkü Oliveira eşi de Yunanistan'a gitmiş falan e, böyle önemli gelişmeler var. Yani şu anda Galatasarayın en büyük sıkıntısı Orta sahanın ortası ve e, savunma. Mesela Stoper'e değinmedik hocam. Allah korusun bunun sakatlığı var, cezası var. E, Kaan'ı düşünüyor. E, Eyüp'e e Meta'nı gönderdiler. E, yani Kaan çözer mi? Ya e, ben tahmin ediyorum şimdi bu maçta kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldı. E, şimdi tabii gönül başka bir şey ister ama bir de şartlar Gerçekten. vardır. Ama şu var ki şuursuzca artık ben hani deniz bitti... Yok göl açıldı falan onlara da inanmıyorum. Falan. Şey, para mara kimsenin hesabı falan yok. Yani kimsenin limiti limiti de yok. Böyle hop isteyen istediği kadar harcı. O yüzden de ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum çünkü. Bilmediğim konuda konuşmak istemiyorum. Geç kalınmış bir planlama var. Geçen sene şu doğruyu yaptılar. Kestirmeden şampiyon olayım dediler. Bir yıl önce daha yatırım takımı yapmak istediler. Tutmadı. Evet. Geçen sene hazır 35 maçlık bir takım alayım dediler. Mertens, Icardi başlıyor. Şimdi aslında o dakikadan itibaren asıl problemlerini bilmiyoruz perde arkasında neler konuşuyor. Ben Zaha önemli transfer ondan önce başka yere alırım. Kerem'im var orada benim. Hı hı. Her şeye hemen barışım var. Zaha kötü oyuncu mu? Tabii ki değil. Tete kötü oyuncu mu? Tabii ki değil. Ama benim önceliğim başka yerler. Mesela Fenerbahçe 10 üzerinden 6'lık takımken, yani 7'lik takımken... 41 gol atan çift santifor varken dahi ayrıldığı hedef santifor aldı lige uygun şekilde. Planlamadan işte Avrupa'da oynayabilmesi için topu topu 48 saat kaldı. mutlaka listeler verilecek. Mutlaka Torreira'ya yardımcı bir oyuncu mecburiyetten Kerem değil ki Kerem de fena oyuncu değil ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması... Bir de Torreira insan sonuçta yani kolay bir şey değil. Sürekli koşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Eee Planlamada bir yanlış oldu, hakimci alın mesela oyuncu, çok mu ihtiyacı vardı? Kiralık geldi, hı hı. Ya önce o kiralığı ben tabanca gibi iki tane orta sahile yapardım, bir tane de stoper alırdım açık söyleyeyim. Mesela yazıyor 20 Nelson, 24 bilmem yok öyle bir şey. 20'yi plan verseler zaten verirlerdi. Yani ben öyle düşünüyorum, bir gün durmazlar. Kötü oyuncu olduğu için değil ama hele hele orta sahanın zayıfken, şampiyonlardaki için konuşuyorum ya şimdi baktığımız evet. zaman i̇şte... takımını iyi hazırlayan bir antrenör var. İyi top oynayan bir Galatasaray var. Antep'te 5 gol atıp 3 sayılan bir gol e, yani kolay bir iş e, değil. Kaldı ki Icardi'ye de yardımcı olması gerekiyor oyuncu, e, takımın oyun formatının. Nedenini söyleyeyim. Icardi Molde maçında ceza sahasında topla iki kez buluştu. Ayak veya kafa. Yanlış anlamadınız. Ben yanlış hatırlamıyorsam iki kere top değdi dayana. Biri penaltı atarken değdi. Bir de Kerem arkasına atlıyor. Kerem arkasında kötü bastı. Evet. evet alamadı önüne. Bu kötü bir şey. Tabii. Bakın Zaten kötü... Okan Buruk söylemedi mi hocam? Daha çok onu topla buluşturmamız lazım. Yani. birkaç haftadır evet. söylüyor. O zaman sadece kanat oyuncuları siz onu yapmazsınız. Orta saha oyuncusuyla. Torreira yalnız başına mücadele eden, yanında şimdilik Kerem'le, daha sonra Kaan'la yama olarak alınan bir oyuncu durumunda. Ki şunu unutmayalım. Emin olun Torreira, bir yıldır izliyorum. Geçen haftaki performansını da baktım. Bazen tek ön liberolar öyle bir alışkanlık yapar ki ikili olduğunuz zaman ki geçen Molde maçının son bölümünde yoruldu. pozisyonu şaşırdı. O yüzden ona göre bir oyuncu almaya lazım diye düşünüyorum. Ya yani onu yine tek bırakıp Oliver'in daha savunmacısını hı. bulmak gerekiyor gibi. Ben de daha tempolu, daha gidip gelen e... Hatırlarsın NDI'ye ya yapıyordu. İşte onu diyorum ha, işte. Ha, temposu evet. Daha çok onu demek Top taşıyacak evet. değil mi? Hem ileri evet. hem... Torer'e emniyet sivri olarak sürekli kalacak. O şunu da anlamıyorum hakikaten. Ya, o konu geçen keşke sorsaydım ya. 37 maç da Galatasaray kaç korner yapmış olabilir? 5, ortalama 5 atsa korner. Çok Galatasaray kullanıyor. 185 200 korner atmış mıdır? 185. 5 atarsa 180. 180 korner de Torer'e gidiyor. Yani. Ya niye oraya gönderiyor anlamadım yani hakikaten. Ha yakınılmaz 166. Kafa onu ben anladım. bu taktik olarak kullanıyor ama şunu gördüm. Eee bazen ben geçen hafta ya. gördüm. Hı. Belki ondan yollamış olabilir. Genelde döndüre gidiyor ama bugün de yaptı. Basketbol Hı. şey evet, yapıyor evet. perdelemesini. Geçen hafta da. Evet evet. Molde maçında da yaptı. Geçen sezon da bir, bir O da penaltıyla sonuçlandı. Evet, penaltı bugün de öyle yani. bir karambol yarattı. O bir çalışılmış, O yüzden de evet. hani çok direkt olarak şey yapmak istemiyorum. Bir de tartışmaya çok açılan pozisyonlar var ya. Ben mesela bunu yayına girerken İFAP oyun kuralları değil mi bu? Bu İFAP 2023. 23 evet. Bak emin ol saygısızlığım olmaz, yırtıcım atacağım. Çünkü şimdi özellikle de yorumlarımızda o kadar dikkatli olmamız gerekiyor ki. Yani üç büyükleri ayrı bir yere koyup başka bir yere koymak da çok doğru değil. Biz çok detaycı olmaya başladık. Ve bu detaylarla çok tartışmaya başladık. Ben sosyal medya kullanıcısı değilim. Sosyal medya kullananlara da saygım var. Hatta üç gün önce de bir takip edeyim. Nasıl bir şey? Çok eğlenceliymiş. Kalıcı mıyım? Değilim ama. Kendi sayfam var. Ama hı hı. E, ne pahalı yapıyor? Bizim milletimiz çok esprili. Yani espriler yapıyorlar, yerler bak Vaktim de geçiyor. Fakat o kadar pozisyonlar, ben, hakem yorumcuları da e, yöneticiler de tabii çok onlarla ilgili şey. konuşuyor. Bugün de baktığımız zaman hata ararsak buluruz bir sürü. Ama hep kuşkuyla baktığımız zaman bir de şu var. Ben kuralların dünya futbolun gerisinde kaldığını düşünüyorum. Basketbol takım spor değil mi? Daha temas spor değil mi? Kesin. Mesela Euroleague'de ve Fenerbahçe veya Efes veya Galatasaray'ın kendi liginde oynadığı maçlarda yılda 30 maçta bir tane iki tane hakemin ilgili serzeniş duyarım ben. Bir tane iki tanedir. Ya bizde her gün neden biliyor musun bu? Mesela Galatasaray'ın attığı golü, ilk golü hı hı. tartışırlar şimdi top ayaktan çıktı mı çıkmadı mı şuydu mu buydu mu falan diye. İşin kötü var. mesela iptal edilen golüne gelelim. Kerem'in eline kendi sahasında değdi ya. Bunu gol oldu gol versen ne diyorlar biliyor musun? Kural geçen sene değişti bu sene değiştiriyorlar. Hatırla bir maçta gol oldu. kendi atsa gol iptal olurdu. Arkadaşına geldi attı. Beşiktaş maçıydı galiba. Evet, evet. O eskiden de şimdi veriliyor goller de. E o zaman bu da verilmesi lazım. Şimdi sonra ne diyecekler biliyor musun? Bu da değişti yeni diyecekler. Bir de neyin şey yapın. Hakem yorumu diye bir şey çıktı abi. Hakemin yorumu. Bu büyüklere göre hakemin yorumu olmaz. Hakem yorumu diye bir şey olur mu? Basketbolda hakem yorumu var mı? Vardır da. Temaslarında ve verir. Güzel de bir yol bulmuşlar. Kural yeni değişti. Öyle değildi böyle. Kolun üstüne geldi. O yüzden bu kuralları bence uy hani özellikle ülkemizde çok bu şey yapılıyor çünkü spekülasyon yapılıyor çok da baskı oluşturuyor ama oyun kurallarında bu elle oynamalarda ayağa basmalarda penaltılarda falan emin ol dünya futbolunda bu kuralları getirenler de dünya futbolunun gerisinde kaldığını düşünüyorum ben her şeyi didik didik bakıyoruz ya oynat geç ver geç e hakem hakem o zaman ben keşke hakem olsaydım diyorum o zaman gençler alın kuralları okuyun Gidin hakeme bol bol para kazanın. Hakemlik çok zor diyorlar ya. Zor falan değil. Hele varlar marlar geldi. Hiç zor değil. Emin ol zor değil bak. Ben eskiden çok zor oldum. Ne hakemlerimiz vardı? Sadık hocalar falan. Ya inanılmaz hakemlerdi ya. Arkanda bitiyordu vallahi bile. Şimdi elinde kamera, dört tane hakem. Yukarıda var, avarı var. Ama her pozisyonu biz tartışıyoruz. Bana göre, sana göre. FIFA hakemi Fırat Hoca bazen üzülüyorum ya. Ben ters düşüyorum ama diyorum. Adamdan da adam diyorum. Fakat herkesin kendine göre bir yorumu var. Bu kadar yorum açık olmaz yani pozisyonlar. Onu demek istiyorum. Bugün görüntüleri koysunlar. Herkes birisi penaltıcek, bir değil diyecek. Ya pozisyon penaltımı değil mi bu kadar basit yani. Ama bunu zorlaştıran bu kurallar. Top mu ele gitti. Doğal konumu yok mu mu? Mesela şöyle yapıyor oyuncu. Aa penaltı yok kardeşim. futbolun doğasında yok bu. Ama ben kural koyucu değilim. O yüzden de bu kural kitabındaki bu penaltılarla ve mesela bugün de Mesela Şeşeboyen omuzlu. Bir kere pozisyon ceza saz dışında. Ceza yüzden hiç tartışılmıyor. Yan çizgide olan. olanı, biliyorsun. He. Gibi penaltıyla ilgili tartışmalar. Mesela şeyi ben beğendim hocam. Hakem e, öz özdamardı galiba. Trafo. Çok maç acıttı. Ya yani iki penaltı yani, itirazı var. Orada mesela hani yok, yok. o elin pozisyonu çarpmaz e, ama çok güzel yorumladı. E, Erkan orada. Hoca e, geçen sene biliyorsun VAR kayıtlarının evet sıkıntı Sivas maçında cezaya girmişti. Ama o dönüşünde de iyi geldi. Bugün de ben de ya, hakikaten ya çok net seyretmesem de maçı, benim gözümüze dedim, hakikaten e, tebrik ederim onu da. Çok o iyi kişi... maç oldu. Şey maç da güzel oldu. Hı? Peki hocam grubu değerlendiremedik. Neler düşünüyorsunuz? Hemen verelim Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki macerası için maç programı da belli oldu. Kopenhag'la içeride başlıyor. Ben sevmedim. Hiçbirini sevmedim. Bak, hmm, grubun. Neden kısını... hocam? Şimdi Kopenhag'a gidiyorsun en son bir. Evet. Direkt rakibi. Ondan sonra Kopenhag'la başlayıp e, Bayern'e gidiyorsun değil mi? Yok. Ee, Manchester'a gidiyorsun Bayern'e yani gidiyorsun. Söyleyeyim söyleyeyim mesela. Yani i̇kinci, ikinci tur. Münih'e. Bak ikinci tur yani ikinci devre biraz sıkıntılı. Evet gidiyor. Manchester'a gidiyorsun. İkinci tur yani ilk üç maçtan sonra ama hepsi iyi takım ha bunların. Şimdi Kopenhag liginde beş galibiyet bir beraberliği evet. var. Bir liderliği paylaşıyor şu an. Evet Fenerbahçe'nin rakibiyle paylaşıyorlar. Evet, evet evet aynen. Evet. Yani Molde'yi de gördük ki hiç kimse çantada etti dedi. Şimdi Manchester United Molde ter, bugün yani. Molde transfer şu... yaptı. Efendim? Molde o ligde dördüncü. Evet. Hani çok beğendim. Aynı mi? ligde değiller herhalde onlar ya. Kopenhag. Ha kop. Danimarka pardon. Evet. Molde'yi diyorsun. Şey, Fenerbahçe'nin şu andaki not... O e, şeyi. E, Norjale. No, evet. no, no, Onlarla. E, ya onlar işte, Bugün izledim. Haberajla. bugün izledim Bayern Münih. Sen de izlemişsindir. Evet. Yapamazsın. Son dakikada kazandı. Tabii kadrolarında zafiyet göstermişler ama sonuçta Bayern Münih güçlü bir takım. Manchester United çok Hatta transfer de yaptılar galiba. Amrabat'ı aldılar. Yani. Kira Çok kira iyi oyuncu aldılar. Fasli oyu. evet, evet. e, değil mi? bir oyun. Dünya Kupası'nın yıldızlarından. Altay da ben orada oynama. Yani Meclis'de. Daha sonra Amrabat'ın kardeşi o biliyorsun abi. Evet benziyorlardı zaten. <laughs> Altay? Efendim? E, gelmişken. Ben Altay'ın kalıcı olacağını düşünüyorum Manchester evet. United'da. Mesela. Oynar e, ama kalıcı 1-2 olur. Onağına giderse kupaya mesela orada banko bir eee 4-5 maçı var mıydı? En belli de olmaz. Onlardan alabilir formayı yani. İnşallah. İlk skor Mental olarak da rahatlamıştır. Kopenhag Trabzon'u elemişti. Hatırlıyorsun hocam. Ama ee, Galatasaray'ın Kopenhag'da güzel hikayesi var. Tabii şampiyon UEFA. Ya yani şimdi şey açık konuşmak gerekirse Park favori de. değil. Yani favori burada Bayern'e Ne, Manchester United. Tabii ki gelecek olan oyuncular varsa ki yapmalı. Ona göre değerlendirin. Hani abartmayalım da e, kimseyi de kandırmayalım da şu anda Bayern'le Manchester, Kopenhag ve Galatasaray'a göre gruptan çıkmada daha avantajlı gözüküyor. Her ne kadar geçtiğimiz performansları olmasa da. Yani yine de, de Manchester'ı... var tabii. Bayern hocam grupları acayip oynuyor. Yani şu son yıllarda e, puanlar toplansa en yakın takipçisini açık araya. Çok var ama e, o iki kez seyrettim. Kimi yani savunmanın önünde forvetine değil. Kimi evet. Evet. Kane'den önce kimiyi tutmak lazım orada. Mutlaka. Değinin çalışacaktı. oyunun bütün merkezinde o var. Savunmanın önünde oyunu o force ediyor sürekli biliyorsunuz sağ bekten bir video. Aynen. İlk Filip Agu Guardiola yapmıştı orada. Evet. Ee, evet evet. Pep aynı, Guardiola aynı, aynı şeyi kimye ama kimi e, biliyorsun onun hikayesi kimi aslında. Kimden bahsetmiyoruz ama. Ha, yok yok kimden Kim 10 numara biliyorsun yani, genç evet. takımlardan. Sonra Sabek'e. Sonra Sabek'e yani. sonra orta sahaya döndü. O, o tür e, oyuncuları yani, aslında ben pek sevmem ama ya forvetir ya sabektir. O, o kadroya maç, Kane maç. geldi her maç atıyor. Yani hakikaten Galatasaray'ın bence şu dediğin gibi hocam 5'ine kadar 4'üne kadar, dördüne dördüne kadar, kadar özür dilerim. Yani şu önümüzdeki 48 saatte ee, en az 2-3 tane çok kaliteli, yani Şampiyonlar Ligi kalitesinde oyuncuya ihtiyacı var. Özellikle ya işte sizin de dediğiniz bir orta sahanın yani Yanlış bir planlama yaptılar ki yani o bütçeleri... Bu dakikaya kaldı. Iki, hayır, mi? iki oyuncudan yani takımınız belli. Bir yıl önce tespiti yapmışsınız, teşhisi koymuşsunuz, tedavi. Camiye şampiyonluk istiyor benden, ben Avrupa'da yokum. O zaman ben hazır oyuncu alayım, kestirmeden şampiyon olayım. Güçlü rakiplerine karşı şa rağmen şampiyon oldu değil mi? Evet. Türkiye rekoru kurdu maç Muazzam yani. Ama hepimiz biliyoruz ki Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil bu takım. Evet. Onun için de önde benim Kerem'im var. Tamam Icardi'm var. Sağda da Barış'ım var. Raşitsem var. Kim oynuyordu sağda zaman zaman bazen de. Bakın bunların önüne oyuncu alınmasını demiyorum. Ama siz ikişer tane oyuncu aldığınız zaman Yunus. oraya. oluyor. merkezi ihmal ederseniz ki hakikaten de Avrupa şampiyonu oynayacak orta sahayla Mertens'in ismi yetmez. Oluveren'in da geçtiğimiz yılki temposu da yetmez. Yani Zaha'ya vereceğim parayı. Öncelikle orta sahaya veririm. Daha sonra Zaha gerekirse. Çünkü Çift Santafur'da oynatabilir onu. Peki hocam süremiz daralıyor. Mesela orada sistemle ilgili bir sorun var. Tabii ki 4-2-3-1'e veya 4-1-4-1'e yakın bir anlayış An farkı var. Ama mesela Beşiktaş'taki o üçlü orta saha gibi evet, bir evet. orta saha düşünen o zaman Mertens biraz resmin dışında kalıyor ama bu maçlarda özellikle Münih'te e, Old Trafford'da yani daha tok daha hani eee Torreira'nın sağına soluna Zaten, bence savaşçı zaman, mayıs sonundan beri çalıştığı konu budur muhtemelen ama inşallah da elde olur ki gelir yoksa kolay olmalı işte yani yani tekrar daha iyi futbolcu hakim iyi futbolcu ama onlar da bakalım burada fena oyuncu değil ama daha önceliğim vardı benim. Galatasaray adına söylüyorum. Fenerbahçe'nin de daha önceliklerini tespitleri vardı. Kaleci'de problemim vardı. Kötü kaleci olduğu için değil. Moralsiz kaleci. Dünya çapında bir kaleci getirdi. İyi bir stopere ihtiyacım vardı. Güvenli. Bekao'yu getirdi. İyi bir hedef santrafonu istiyordu. yaşına rağmen Ceko'yu getirdi. Anlatabiliyor muyum? İyi bir Fred gibi, Şimanski gibi oyuncuya ihtiyacı vardı. Getirdi. Eksiği var mı? Var. Galatasaray teşhisi doğru, tedavide yanlış yaptılar diye düşünüyorum. Ama zamanları var mı? Var. Hele hele böyle bir şampiyonluk yarışında ciddi favorilerden bir tanesi Avrupa'da da ciddi bir gelir elde edecek. O yüzden de e, bu takıma her şeyden önce iki, bir artı bir, en azından iki tane orta saha şart diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şanssızlık oldu. Mesela Stop uzun partey konuşuluyordu. Ee, hmm, hmm. O da 3-4 o ay yok sakatlandı. Belki hani öyle bir şey de olmuş olabilir. Ee, hani partiyi açıklayacakken e, böyle bir sakatlık oradan vazgeçilmiş olur. Loselso ismi konuşuluyor hocam. Evet, Arjantin. Şey falan evet. E, o zaman bir reklam arası verin, reklamlardan sonra Loselso sizin bu çizdiğiniz e, orta saha profiline uyuyor mu uymuyor mu yorumunuzu alın. Evet reklama giderken e, sevgili hocamızdan Loselso e, nasıl olur sorusunu sormuştuk. Evet. Nasıl değerlendir de biraz reklam arasında tarif ettiğin oyuncuyu? Tabii ki çok net bilmediğim için yorum yapmayayım bu konuda. Fakat ben özellikle Avrupa'da muhtemelen Dortuçu oynayacaktır. Hı, biraz önce size sordum o değil mi tercih? Evet. Çünkü Avrupa'da Merten, skora göre Mertens'i kullanırsınız. Mesela geriye düşüyorsunuz, risk alacaksınız da daha yaratıcı oyuncu olur yoksa bir de Mertens'in çıkarmadığı maç yoktur ama Mertens'in sıfır problemi bir oyuncu. Ya sıfır. Hiç yok. E, ee, merkezde Torreira'nın yanında sol iç ve sağ iç olarak iki tane Kerem'in daha dirisi. Lo so mesela. Sağ içte de Sergio'nun daha iyisi, kuvvetlisi. İkili oynayacaksak ona daha hassas davranması lazım. Hı. Çünkü iki bir de nasıl oyuncu alacaksınız? O da önemli. Ee, onun için tercihiniz yani şöyle görüyorum. Kerem, mesela Münih deplasmanında şunu oynayabilir misin? Sergio'nun bir tık önde oyuncu lazım. Bak Kerem ben bugün beğendim. Ben e, pek farklı düşünüyorum. E, aman aman bir, değil ama belli bir kalitesi var oyuncunun. Temposu çok düşük. Bir, Temposu Diri yani, değil. Sergio Oliver bence iyi futbolcu. Fakat böyle bir moralsiz, bir küskünlüğü vardı onun. Mesela ben Sergio'yu tutup bir tane de iyi bir 8 numara alırım diye düşünüyorum. Ben onların yerine olsam. Ama ismi geçen oyuncu sadece Yok Ön olsa olma, olmaz. Olma. değil. Daha, hatta ilk Arjantin, Arjantin U21'inde 10 numaraydı yani. Yani süper yetenek diye çıktı. Şimdi, Avrupa'da 10 numaralarınız Mertens tarzı on numara olmayacak. Sizin Avrupa'daki 10 numaranız nasıl diyeyim daha fazla kaka tarzı hani gelecek yardım edecek gibi oyuncularınız lazım. Kat eden, o Necati haline. Ateş gibi falan. Yoksa Mertens tabii ki iyi futbolcu. Daha çok hücum alanında etkili olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani fizik kalitesi Klasik olacak ama oyunun iki yönünü oynayabilecek. Çünkü 4, oynayabilecek, 4 3 oynayabilecek. 4-2-3-1 de oynayabilecek oyuncu lazım Galatasaray'a. Evet bugün yarın bu arada iki maçımız var. Önce Beşiktaş maçının ardından hocamızla birlikte Fenerbahçe maçının önünde birlikte olacağız. Yüzde yüz futbolda sonra Fenerbahçe karşılaşmasının devre arası ve maç sonunda yarın fazla mesaimiz var. Şimdi iki teknik direktör ve kim dedin Mehdi duyamadım. Mertens gelmiş bir de. Evet, tamam. Bakalım neler söylemişler Okan Buruk'la başlıyoruz Rakibimizin üçlü savunmayla başlamasını beklemiyorduk Oyuncularımızla iletişime geçerek nasıl karşılayacağımızı anlattık Ligin başından beri gol yemedik, bu da değerli Avrupa ile birlikte uzun bir sezon bizi bekliyor Bu takım geçen sezon 7. ve 8. hafta istediğimiz seviyeye geldi bu hafta çok önemliydi. Araya da kazanarak giriyoruz. Ve daha iyi döneceğiz. Avrupa'da transfer kapandıktan sonra hem Şampiyonlar Ligi'yi hem de bütçe kozumuzu kullanıyoruz. Önümüzdeki günlerde transferler belli olacak. Erdem Bey çalışmaya devam ediyor. İyi gidiyoruz. Herkes rahat olsun demiş. Evet. Var mı yorumunuz? Cümle hocam? zaten Galatasaraylıları bir nefeslendirmiştir. Hı. Doğru mu? Evet. Bir de Doğru. Ben de üçlü beklemiyordum. Hatta beşli beklemiyordum. Direkt beşli oynadı. Üçlü de değildi. E, fakat beşli oynarken de bu kadar pozisyon e, bayağı pozisyona girdi Galatasaray. Evet. Ben ama 20 ile 40 arasında 3-4 tane çok kritik pozisyon var hocam. Savunma. Yani Galatasaray'ın en fazla sinyal verdiği bölüm. Yani Abdülkerim ile Nelson'un arkasına hatta bir tane kim kaçırdı? Çok Furkan yani onu atsa Son bir da bir da. iki yarı. Yani. önüne işte. geçiyor. Evet. evet. Yani çok kritik. Ben şöyle görüyorum ama çok. Hani gol yemedi ama, ama çok bu pozisyon çok pozisyon Doğru verdi. Doğru da şimdi pozisyon. uykusuzluğa dayansalardı iki oyuncular sabaha kadar Galatasaray'ı yenerdi hocam bunları. O, ona uyumlu. eminiz. Ona şimdi herkesin kafa şampiyonlar liginde hocam. Kıyaslama mı oraya yapıyor? İşte ben o yüzden hani Galatasaray'ı beğenip beğenmedim. Herkesin kafa şampiyonlar liginde. o bak Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olduğu sene Avrupa'da başarılı olduğu hatırlayalım. 2000'lerin başı. En iyi özelliği çok hmm. geniş kadro olmamasına rağmen Fatih Hoca önemli. İstikrar. Hayır. Paris'ten geliyordu, Erzurum'a maça gidiyordu. <laughs> Aynı konsantrasyon içerisinde. Bu anlamda iyi demek istedim. Kafalar Manchester'da değilmiş abi oyuncuların. Erdal Güneş neler söylemiş? Maç başlangıçlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunun çalışmalarını yaptık ama aşamıyoruz. Erken bir gol yedik, konsantrasyon düştü. Sonra oyunu dengeledik. Forvet bölgesinde sayısal eksikliğimiz var. Topu kaleye sokamıyoruz. Pozisyona girdik ama beceremedik. Oyuncularla da konuştuk. İstemediğimiz bir durumdayız. Ayağa kalkmak, bir şeyleri değiştirmek zorundayız demiş Erdal Güneş. İşleri de kolay değil hocam. Bu takımın yarısı geçtiğimiz sezon başka takımlara gitti biliyorsun. Deprem Maalesef en çok devam, vurduğu de. illerden biri devam edeceğim. Yani evet. o uyumsuzluk evet. onunla onunla da bağlantılı. Biz handikaplı takımız. Geçen sene ligi ara verildi. Oyuncular başka takımlara gitti. Oynayan oldu, oynamayan oldu. Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarla oynadık. Ancak yine de 4 haftada sıfır olmamalıydık. Evet, e, hepsine katılıyorum. Bir tek e, kötü başlangıç maçın başında başlangıçlarımız kötü. Hayır şey yok konsantrasyonumuz bozuldu diyor ya. Onu alalım. Aslında kendilerine gelmesi için bir sebep vardı. İptal edilen golü vardı. O, evet, bir uyanma. uyanmadı. Yani. orada tamam. da olmayı Evet. Son olarak da Mertens geliyor. İyi bir maç çıkardık. Sağda konsantre bir şekilde oynadık. Şampiyonlar Ligi'nden sonra yorgunluk olabilir. Buna rağmen konsantreydik ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kerem'in golüne yazık oldu. İyi bir aksiyondu ama sonuç olarak baktığımızda 3-0 kazandık. Türkiye'ye çok iyi oyuncular geldi. Ligin kalitesi yükseldi." demiş bizde Mertensle birlikte. Üstlüklerin kalitesi yükseldi. <laughs> evet. Adana Demirspor'un tarihinin en iyi kadroları, kaç yıldır var. Üç Belki daha da yükselecek şu önümüzdeki Tabii. yani onu, günlerde 15 dakika için söylemiyorum onu söyleyeyim. Evet. Peki yarın evet, e, fazla mesaide birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar.